Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin dün Akdeniz'de Navtex ilan etmesi Yunanistan'da tansiyonu yükseltti. Türkiye'nin Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışmaları için dün yayınladığı ve denizcilik terminolojisinde Navtex adı verilen seyir sefer bildirimi Atina'da endişe yarattı. Yunan basını 2 Ağustos'a kadar geçerli Türk Navtex'inde Oruç Reis'in çalışma yapacağı bölgelerden bazılarının Yunan kıta sahanlığı içinde bulunduğunu iddia etti. Son günlerde Türkiye ile Doğu Akdeniz'de sıcak olay yaşanacağı iddialarını yoğunlaştıran Yunan medyası adeta savaş tamtamları çalıyor. Haftalık Real News gazetesi Yunan genel kurmay kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye ile krizin her an patlayabileceğini bu nedenle de Yunan ordusunda parmakların tetikte olduğunu yazdı. Tuvima gazetesi yaz mevsiminde sıcak olay ihtimali, Yunan Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının planlamalarında en üst sıralarda ifadesini kullandı. Katimeniri gazetesi ise Atina, sonbahardan önce Doğu Akdeniz'de büyük bir krizin patlaması olasılığına hazır iddiasında bulundu. Yunan medyasına göre Yunan Silahlı Kuvvetleri alarm durumuna geçirildi. Genelkurmay Başkanı Konstantinos Filoros, Kıbrıs Rum kesimi ziyaretini erken sonlandırarak Atina'ya döndü. Atina Haber Ajansı, silahlı kuvvetlerin hazır olduğunu ve Türkiye'nin faaliyetlerinin yakından izlendiğini bildirdi. Aksaz üstünden dün 17 Türk savaş gemisinin hareket ettiği ve Türk savaş uçaklarının bölgede uçtuğu iddiaları ise Atina'daki endişeyi doruğa çıkardı. Ancak sahada şu an için hiçbir hareketlilik yaşanmadığını belirten Türk kaynaklar bu iddiaları yalanladı. Türk kaynaklar ayrıca Navtex'in Oruç Reis araştırma gemisiyle Ataman ve Cengiz Han açık deniz destek gemileri için 2 Ağustos'a kadar geçerli olacak şekilde ilan edildiği bilgisini verdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Oruç Reis'in çalışmaları için Yunanistan'ın Meis, Kerpe ve Rodos adalarının güneyindeki sularda ilan edilen Navtex'in, Türkiye'nin Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve AB'ye karşı saldırgan eylemlerinin yeni bir halkası olduğunu öne sürdü. Miçotakis, Yunanistan özgüven ve hazırlık içinde tüm gelişmeleri izliyor. Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarından şüphe etmek, AB'nin egemenlik haklarından şüphe etmek demektir. Müttefiklerimizin desteğini umuyoruz. Türkiye yanlış yol izliyor bu istikamette devam ederse tek yol AB'nin yaptırım uygulamasıdır şeklinde konuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Ankara Büyükelçisi Christos Diamesis'in konuyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı nezdinde diplomatik girişimde bulunduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında Türkiye'yi egemenlik haklarımızı ihlal eden ve bölge güvenliğini tehlikeye sokan yasa dışı eylemlerini derhal sonlandırmaya davet ediyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise biz ne sismik araştırma gemilerimizle ne sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa, Doğu Akdeniz'de haklarımız nelerse bu çerçeve içinde adımlarımızı bugüne kadar attık. Bundan sonra da aynı şekilde bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz şeklinde açıklama yaptı.